Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Geri sayımda sona gelindi. Türkiye yarın sandık başına gidecek. 54 milyon seçmen ülkenin kaderini belirlemek için oy kullanacak. Parti vaatleri, sloganlar, tartışmalar hepsi geride kaldı. 1 Kasım sabahı herkes susacak, sandık konuşacak. Oy kullanma işlemleri sabah 8'de başlayıp 17'de sona erecek. Diyarbakır, Erzurum, Rize, Trabzon ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde sandıklar saat 7'de açılıp 16'da kapanacak. 54 milyon seçmen oy kullanacak. Sandık başına giderken elinizde iki ayrı evrak olması gerekiyor. Bunlardan ilki üzerinde fotoğrafınız ve TC kimlik numaranızın bulunduğu kimlik, hemen ardından da bir seçmen bilgi kağıdı. Seçmen bilgi kağıdı zorunlu bir evrak değil. 7 Haziran'da tam 1 milyon 330 bin oy seçmen hatası yüzünden geçersiz sayılmıştı. Aldığınız zarf ve oy pusulasının üzerinde bakmanız gereken bazı önemli unsurlar var. Bunlardan ilki YSK'nın işte bu hologramı zarfın üzerinde bulunması şart. Hemen ardından diğer köşede iki ayrı mühür görüyorsunuz. Oy kabinine telefon ya da fotoğraf makinesiyle girdiğiniz tespit edilirse hakkınızda dava açılabilir. Mührü dışarı taşırırsanız oylarınız geçersiz sayılacak. Öncelikle oyunuzu sadece tek bir parti ya da bir adaya verebilirsiniz. Birden fazla aday ya da partiye verirseniz o geçersiz sayılacak. İkinci olaraksa işte burada gördüğünüz gibi mührünüzü iki parti ya da adayın tam ortasına basarsanız bu pusulanız geçersiz sayılacak. Pusulanın ya da zarfın üzerine imza atmak, işaret koymak ve yazı yazmak da yasak. Zarfın içine elektrik faturasını bile koyanı gördük. Oyumuzu kullandık, mührümüzü bastık, pusulamızı zarfın içerisine koyduk ve ardından yönümüz bu sefer sandık oluyor ve sandığa doğru gidip işte oyumuzu bu şekilde sandığa bıraktıktan sonra seçimimizi yapmış oluyoruz. Diğer yandan Türkiye Barolar Birliği de muhtemel seçim hilelerine karşı şikayet hattı kurdu. Seçimle ilgili hukuki destek almak isteyenler ya da problem yaşayanlar 0312 988 1670 ile başlayan 7 hatlı telefonu arayabilirler. Kayyum gaspına uğrayan Millet Gazetesi, gazetecilik sektörü açısından kimliği belirsiz şahısların elinde tamamen havuz medyasına dönüştürüldü. Erdoğan fotoğraflı manşette hizmet hareketini hedef alan iftiralar ard arda sıralanırken muhalif tek ses gazete sayfalarında yansımadı. Dışarı çık odamdan. Makamında sadece yayın koordinatörü yazıyor. Ben genel yönetmenim ve burası genel yönetmen odası. Keyfi kayyum atamasıyla gasp edilen medya kurumlarından biri de Millet Gazetesi oldu. Yetkisiz kayyum ilk olarak haber namusumuzdur diyen gazetecileri polis zoruyla binadan attılar. Yerlerine saray ve AKP yanlışı metinler yazan şahısları getirdiler. Bu mu senin namusun? Terbiyesiz herif. Nasılsın? İyi şartın feshedildi. Nasıl? Bayram Bey, evet. Şu arkadaşımızı alalım. Millet Gazetesi editörlerinin gün içerisinde yaptığı sayfalar mesai saati sonrası bu şahıslar tarafından değiştirildi. Böylece kayyum gaspının ikinci gününde tamamen havuz medyasına dönüştürüldü. Erdoğan'ın yandaş kanalda katıldığı canlı yayın manşete çekildi. Manşette hizmet hareketine yönelik iftiralar ve yalanlar yer aldı. Keyfi kayyum kararıyla medya kurumları gasp edilen Koza Holding sahibi Akın İpek, Özgür Bugün yayınına telefonla bağlandı. İpek, hukuksuzluğun odağındaki isimlerin cinnet haliyle saldırdığını belirtti. Gaspın gerekçesini de ne verirseniz verin sizden daha fazlasını istiyorlar sözleriyle anlattı. İzzet etme, tuhaf bir intikam amacısıyla bir şey var bize karşı, bir saldırı var. Ve bu insanlar yaptıkları eziyetten sonra gidip aralarında bununla iftihar ediyorlar. Birbirine karşı böbürleniyorlar. Koza Holding'in sahibi Akın İpek, keyfi kayyum kararıyla maruz kaldığı hukuksuzluğu bu cümlelerle anlattı. Bu hukuksuzluğa imza atanların cinnet haliyle saldırdığını belirtti. Kayyum üyeleri, sevgili seyirciler, kurum binamızdan içeri giriyorlar. Şimdi böyle bir cinnet hali, böyle bir nefret ortaya çıkınca, İnsanlar gözleri kararınca Tarık'cığım, ellerine baltayı, palayı, silah alıp köylere, kasabada dalan bir grup gibi. Çoluk, çocuk, yaş, ihtiyar bilmeden herkese zulmetmeye başlıyorlar. Medya kurumları gasp edilen Akın İpek, kayyum heyetinin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmaması sebebiyle mahkeme kararının geçerli olmadığını hatırlattı. Medya kurumlarına giren kayyumların zorbalıklarına tepki gösterdi. Yani onlar şu anda orada yetkili değil iken tavrımar ettiler bütün medyayı, tavrımar ettiler Tarık. Şimdi ben sizin benim arkadaşlarımı izliyorum orada. Tamam, ağrıma gitmemesi mümkün mü? Apar topar benim yayın yönetmenimi dışarı atıyorlar. Onun masasına başka birisi geçip resim çektiriyormuş. Yani yaşanan bu şeyleri de anlatmaya çalıştığınız zaman karşınızda ıslık çalıp gezen, sizi dinlemeyen insanlar. Kaba kuvvetle personellerimi içeriye sokmuyorlar şu anda. İpek, hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu herkesin başına gelecek bir hukuksuzluk dedi. Bu gaspın arkasındaki isimlerin kendilerinden ne istediğini anlattı. Neden bunu bize yapıyorlar biliyor musun? Ne istiyorlar bizden? Geçen büyük bir gazetemiz yazmıştı. Bizden ne istiyorsunuz yani? İstedikleri şu Tarık, daha fazlası. Ne yaparsan yap, ne verirsen ver, daha fazla. Tamam mı?
Şimdi herkes daha fazlası yola girince de artık bu sınır yok. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Koza İpek Holding'e el konulmasına gerekçe gösterilen skandal raporu hazırlayan bilirkişi dolandırıcı çıktı. Ağır cezada yargılanan bilirkişi Şafak Ertan Çomaklı 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Koza İpek Holding'e skandallarla dolu bilirkişi raporuyla el konuldu. Raporu hazırlayan isimlerden biri olan Şafak Ertan Çomaklı ise hakkındaki skandal iddialar sebebiyle gündemden düşmüyor. Son olarak Çomaklı'nın dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1 ay ceza aldığı ortaya çıktı. Çomaklı'nın davası Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Zaman Gazetesi'nin haberine göre Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Soydan, bilirkişi Çomaklı ile Çomaklı'nın dayısı olarak tanıttığı Cenap Gerçek'in kendisini dolandırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Belgelere göre şikayetçi Mehmet Soydan, Ertan Çomaklı ile otomobil almak için anlaştı, 12 bin dolar ödedi. Ancak ne otomobili ne de ödediği parayı alamadı. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Mayıs 2007'de görülen duruşmada bilirkişi Çomaklı ve Cenap Gerçeği suçlu buldu. Her ikisine de 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla 125 gün adli para cezası verdi. Dava Yargıtay'a taşındı ancak zaman aşımı gerekçesiyle 2010'da düştü. Almanya'da 4 yaşındaki mülteci çocuğu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli bir başka çocuğu daha öldürdüğünü itiraf etti. Mülteci yurdundan kaçırdığı 4 yaşındaki Muhammed'i öldürdüğü tespit edilen katil zanlısının Temmuz ayından beri aranan 6 yaşındaki Elias'ı da öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Silvio'su arabasında çocuk cesedi bulunması üzerine tutuklandı. Berlin polisi ve savcılığı çocuk katili Silvio'su'nun Muhammed'den önce Elias'ı öldürdüğünü yapılan sorgusunda itiraf ettiğini açıkladı. Perşembe günü otomobilinin bagajında kaçırdığı Muhammed'in cesedi bulunan Brandenburglu zanlının sorgusunda cinayeti kabul ettiği belirtildi. Savcılar Silvio Seyen'in bir diğer çocuk Elias'ı da boş bir araziye gömdüğünü itiraf ettiğini anlattı. 32 yaşındaki şüpheli kendi annesinin ihbarı üzerine Brandenburg bölgesindeki evinde yakalandı. Elias Potsdam kentindeki evinin dışında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuş, olay Almanya'da büyük yankı uyandırmıştı. Mülteci Muhammed Canuzi, Almanya'ya ailesiyle birlikte Bosna Hersek'ten göç etmişti. Avusturya'nın binlerce mülteciyi Alman federal hükümetine ve Bavyera eyalet yönetimine haber vermeden Almanya sınırına getirmesi, Alman yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şimdi iki ülke arasında uzlaşma sağlanarak mültecilerin 5 bölgeden Almanya'ya geçirilmesi kararı alındı. Almanya ülkeye gelen göçmen akınını kontrol altına alabilmek için Avusturya ile anlaşma yaptı. Anlaşma çerçevesinde Almanya'ya giriş noktalarına sınırlama getirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sınırda açık ve soğuk alanda uzun bekleyişlerin önüne geçilmesi için göçmenlerin belirlenen saatlerde 5 ayrı noktadan ülkeye alınması üzerinde anlaşıldı. Mülteci krizi Almanya'da Büyük Koalisyon ortakları arasında gerginliğe yol açmıştı. Büyük Koalisyon ortakları pazar günü bir araya gelecekleri mülteci krizi konusunda izlenen politikayı masaya yatıracakları zirve öncesinde birbirlerine sert mesajlar veriyor. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Hristiyan Birlik Partilerini sert bir dille eleştirdi. Gabriel, partililerin birbirlerine karşılıklı şantaj ve hakaretleri yakışıksız bir durum ve ayrıca sorumsuzca dedi. Gabriel ayrıca, bu tartışma ne kadar uzun sürerse aşırı sağcılar daha fazla güçlenir uyarısında da bulundu. Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Horst Seehofer yaptığı açıklamada, ülkeye kabul edilecek mülteci sayısının hızlı bir biçimde sınırlandırılmasını istemiş, aksi takdirde bu durumun siyasi ve hukuki açıdan bazı sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuştu. Seehofer kabul edilecek sığınma sayısı için bir üst sınır belirlenmesini talep etti. Auf der Basis unserer gemeinsamen Werte. Seehofer'in ultimatum diye tanımlanan son açıklamasıyla hükümetteki 3 CSU'lu bakanı geri çekmeyi kastettiği ileri sürülüyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi içinde de Merkel'e baskı giderek büyüyor. Parti meclis grubundan bazı partililerin sığınmacı akınının sınırlandırılması yönünde dilekçeler hazırladığı belirtildi. Romanya'da bir gece kulübünde fişekli eğlence faciayla bitti. 400 kişinin katıldığı konserde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir gece kulübünde yangın çıktı.
400 kişinin katıldığı konserde büyük bir facia yaşandı. Gece kulübü bodrum katındaydı ve tek çıkış kapısı vardı. Gece kulübündeki vatandaşlar yangın çıktığını görünce panikle kapıya yüklendi, büyük izdiham yaşandı. Feci olayda dumandan zehirlenen ve izdihamda ezilen 27 kişi hayatını kaybetti. Yangında 24'ü ağır 155 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangının sahne dekorunda kullanılan ve kıvılcım saçan fişeklerden çıktığı açıklandı. Yangın çıktığı sırada gece kulübünde olan görgü tanıkları yangını şovun bir parçası sandıklarını ve olay yerinden kaçmaya geç kaldıklarını anlattı. Almanya'da NSU terör örgütünün eylem ve cinayetlerini araştırmak için Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde kurulan 2. komisyon Köln'de incelemelerde bulundu. Almanya'da 2000 ila 2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişi öldüren aşırı sağcı NSU terör örgütünün eylem ve cinayetlerini araştırmak için Kuzey Rhein-Westfalia Eyalet Meclisi'nde kurulan komisyonun üyeleri Köln'deki Kolb Caddesi'nde incelemede bulundu. Eyalet NSU Araştırma Komisyonu üyeleri 9 Haziran 2004 tarihinde Kolb Caddesi'nde patlatılan çivili bombanın zarar verdiği iş yerlerinin sahipleri ve olayın mağduru Türklerle konuştular. İş yerine gelen komisyon üyelerini karşılayan mağdur Özcan Yıldırım, dükkanının önünde bomba patladığı zaman tavanına saplanan ve halen çıkarmadıkları çiviyi göstererek aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu söyledi. Bir bisikletin arkasına monte edilmiş el yapımı çivili bombadan fırlayan 700 çivinin yaraladığı 22 kişiden birinin de kardeşi olduğunu hatırlatan kuaför Özcan Yıldırım, o günden bugüne Alman devletinden hiçbir destek görmediklerini, aksine kendilerine hep suçlu olarak bakıldığını belirtti. Destek konusunda hiç destek almadım. Zaten 2004'ten 2011'e kadar en ufak bir destek görmediğim gibi mağdurken suçlu duruma düşürüldüm. Baskıyı ben yedim. Sadece 2011'den sonra 2015'e kadar olan kısmında bir özür dileme olayları oldu ama içimizdeki yarayı tabii bu söndürme şansı olmadı, yani mümkün değil. Ama güvenmek zorundayız. Yani bir şekilde olayın üzerine gittiklerini biliyorum. Yeni araştırma komisyonu kuruldu. Bayağı bir sıkı takipteler. İnşallah güzel bir sonuç alacağımızı umut ediyorum. Geçen hafta ilk olarak 4 Nisan 2006'da Dortmund'da NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık'ın katledildiği yerde incelemede bulunan komisyonun Türk kökenli üyesi Yeşiller Eyalet Milletvekili Arif Ünal, komisyon üyelerinin bu vakaları dosyalardan tanıdığını, olay yerinde incelemede bulununca mağdurlarla duygusal bir bağ kurup olayları birinci ağızdan dinlediklerini ve olayların akışı hakkında daha iyi bilgi edinebildiklerini söyledi. Bu dosyalardan baktığınız zaman bu bize soruşturmaya gelen insanlar hikaye anlatabiliyor. Ama yeri yerinde görüp de tanıyan insanlar ona göre tam sorusunu sorabiliyor. Eğer yanlış bir şey söylemişse onu ortaya çıkarabiliyor. Çünkü komisyondaki yaptığımız çalışmalarda hep şunu görüyoruz. Daha önceden bu soruşturmayı yürütmüş olan kurumların hemen hemen hepsi bu işi hala gizlemeye çalışıyorlar. Yani olayın açıklığa kavuşmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. O anlamda tabii ki bizim için çok önemli yerinde görmek, tanımak ve ona göre sorular sormak. Almanya'da hala bazı kurumların olayların ortaya çıkmasını engellediği iddia eden Ünal, daha önce kurulan NSU Federal Araştırma Komisyonu'nun da olayları derinlemesine araştırmadığını, dolayısıyla olayların gizli kaldığını söyledi. Tüm yönleriyle bunun açıklığa kavuşturulması belki mümkün olmayabilir. Çünkü belirli dosyalar imha edilmiş durumda. Hala elimize geçmemiş belirli dosyalar var. Dolayısıyla ama en azından şunu garanti yapabiliriz, tahmin ediyorum. Bundan sonra böylesi sorunların olmaması için belirli önlemler alınması doğrultusunda ilerleme sağlayabileceğimize inanıyorum. 2000 ila 2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişi öldüren, çok sayıda soygun gerçekleştiren NSU terör örgütünün varlığı ve cinayetlerdeki rolü ancak 2011 yılı sonunda ortaya çıkarılabilmiş. NSU üyelerinden Uwe Bernhardt ve Uwe Mundlos 2011'in Kasım ayında bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş terör örgütü üyelerinin intihar ettikleri öne sürülmüştü.
Irkçı söylemleriyle gündeme gelen Fransa'nın Béziers kenti belediye başkanı Robert Ménard şimdi de kebaba savaş açtı. Ménard bölgede yeni kebap restoranlarının açılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Irkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Fransız belediye başkanı Robert Ménard şimdi de kebaba savaş açtı. Fransa'nın güneyindeki Béziers kentinin belediye başkanı olan Ménard, France 2 televizyona verdiği özel röportajda ülkede oldukça sık tercih edilen fast food türü olan kebap hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Ménard, belediye sınırları içerisinde yeni kebap restoranlarının açılmasına izin vermeyeceğini söylerken ilginç bir benzetmede bulundu. Aşırı sağcı belediye başkanı, ülkede çok fazla göçmen var, çok fazla. Restoranlara gelince çok fazla kebapçı olduğunu görüyorum. Çok fazla varlar ifadesini kullandı. Ménard'ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken birçok kullanıcı kebap fotoğrafları paylaşarak Ménard'ın resmi Twitter hesabını etiketledi. Bunun üzerine Ménard konuyla ilgili Béziers'in kebapın başkenti olmasına izin vermeyeceğim. Bunun bizim kültürümüzle hiçbir ortak paydası yok tweetini attı. Ménard'ın açıklamalarının ardından bir haber sitesi, Béziers kentindeki restoranların türlerini gösteren bir tablo yayımladı. Tabloya göre bölgedeki restoran ve kafelerin 2/3'ü Fransız mutfağına ait. Ménard'ın çok fazla diye nitelediği kebap servis eden lokanta ve büfelerin bölgedeki yüzdesi ise en fazla 5. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nden belediye başkanı olan Ménard, son günlerde sık sık ırkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle gündeme geliyor. Ménard, Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında okullardaki öğrencilerin %64'ü Müslüman açıklaması tepkilere yol açmıştı. Öğrencilerin mensup olduğu dinle ilgili istatistiki bilgi topladığı iddia edilen Ménard hakkında soruşturma başlatılmıştı. Önceki ay Béziers'de bir ilkokulun yemekhanesinde domuz eti yemeyenleri tespit etmek için öğrencilerden kırmızı renkli kolye takmaları istendiği iddia edilmiş, olayın basına yansımasının ardından iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlatılmıştı. Hollanda'da Gökkuşağı Kültür Merkezi Muharrem'i Anlama ve Yaşama adı altında bir şükür kurbanı programı düzenledi. Yoğun ilgi gösterilen programda şükür kurbanının yanı sıra aşure ikram edildi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da faaliyet gösteren Gökkuşağı Kültür Merkezi'nin organize ettiği Muharrem'i Anlama ve Yaşama çerçevesinde Hazreti Zeynel Abidin'in kurtuluşu adına şükür kurbanı programına yoğun ilgi gösterildi. Programa Türkiye'den ilahiyatçı yazar Profesör Doktor Osman Eğri, Hollanda'daki Alevi dedelerinden Bülent Duran dede ve Zaandam Alevi Bektaşi Derneği eski başkanı Lütfi Köseoğlu başta olmak üzere çok sayıda iş adamı, dernek başkanı ve akademisyen de katıldı. Programda bir konuşma yapan Profesör Doktor Osman Eğri, Muharrem ayının hüzün ayı ve bunun yanında Ehlibeyt'in rahmetiyle gönüllerin bereketlendiği bir ay olduğunu söyledi. Cenab-ı Allah Sefine-i Nuh'a, Ehlibeyt'in gemisine binmeyi ve cehalet tufanından, sel tufanından daha büyük bir bela olan cehalet tufanından kurtulmayı bizlere nasip etsin. Erenlerin sohbeti artırır marifeti diye çok hoş güzel bir söz var. İmam Hüseyin Efendimiz konuşuldukça hem marifetimiz artıyor hem de birbirimiz olan muhabbetimiz artıyor. Çünkü cemal cemale oturan canlar birbirlerinin gözyaşlarını, İmam Hüseyin aşkına döktükleri gözyaşlarını seyrediyorlar. Bülent Duran dede ise bu tür programlar kapsamında insanların birbirlerini daha yakından tanıyarak aralarındaki buzları eritebildiklerini ifade etti. Yüce Rabbim dilde dileklerini, gönülde muratlarını versin. Kötü emellere olanlara karşı dursun. Evvel Allah diyelim, kadim billah diyelim. Geldi hak sofrası, hak verdi biz yiyelim. Zaandam Alevi Bektaşi Derneği eski başkanı Lütfi Köseoğlu da Muharrem ayının şanına yakışır bir programda bir araya geldiklerini söyledi ve inşallah her zaman böyle olacağız temennisinde bulundu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anmak, Kerbela'yı anmak, birlikte dua etmek gerçekten çok önemliydi. Aslında burada kardeşliği, birliği, beraberliği ortaya koyduk. Programda şükür kurbanıyla aşure ikram edildi. Karşılıklı diyalogların arttığı program sonunda katılımcılara çıkışta birer kırmızı gül de takdim edildi. Askerinin askerine katılın, kul olup ben buharada satılın. Sevgili seyirciler, şimdi de ekranlarınıza bu gece ve yarınki hava durumu geliyor. Hamburg güneşli 3-14, Berlin güneşli 1-15, Köln güneşli 4-17, Frankfurt güneşli 3-14, Stuttgart güneşli 2-16, Münih güneşli 1-14 derece.
Amsterdam az bulutlu 6 ila 14, Brüksel güneşli 4 ila 17, Paris güneşli 6 ila 19, Londra az bulutlu 7 ila 16 derece. Madrid az bulutlu 12 ila 21, Roma güneşli 9 ila 22, Viyana güneşli 2 ila 11, Bern güneşli 2 ila 17 derece. Oslo az bulutlu 3 ila 11, Helsinki çok bulutlu 4 ila 10, Kopenhag az bulutlu 9 ila 12, İstanbul az bulutlu 12 ila 15 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, iyi seyirler.